Ali Hüseyin Bey, biraz evvel dediniz ki Çağdaş Çelik'in açıklamasını verdiğimizde müvekkilim Engin Dilan Polat tarafından azledildi dediniz. Evet, istenmediğini bana söylediler. Çağdaş Çelik şu an telefon hattında. Evet. Ona bir açıklama getirmek istiyor meslektaşınız. Tamam. Çağdaş Bey, canlı yayın alıyorum sesinizi. Evet. Buyurun, doğru mu bu iddia? İyi yayınlar diliyorum hepinize. Teşekkür ederim. Meslektaşıma da selamlar. Evet. İyi günler. Benim azledildiğime dair herhangi bir belge varsa Engin Bey yanlış yönlendirmesin Hüseyin Bey'i. Evet. Çünkü sonuçta ben meslektaşlarıma burada ya da hiçbir zaman laf söylemem. Evet, öylesin. Meslektaşımı yanlış yönlendiriyor. Engin Bey elinde bir azilname varsa kendisine sunsun. Ortamı boş yere yanlış yönlendirmenin, kaos yaratma çabasının alemi yok. Benim niye çekildiğim ortadadır. Söylentilere, dedikodulara vesairelere hiç gerek yok. Bir de yanılmıyorsam bu işten reklamını yapanlar bellidir diye bir cümlemi kullanmışsınız, evet, yayınınızda. Evet. Bu da doğru. Bunu zaten ben söyledim. Evet. Ama bunu çok öncesi için söyledim. Ha, bunu bazı hukukçular için söyledim mi? Söyledim ama bu Hüseyin Bey ya da bu dosyada bulunan hukukçular için değil. Bu dosya üzerinden Twitter odalarında benim müvekkillerimi hiç ellerinde belge olmadan karalayan bazı hukukçular ve kendini gazeteci sanan bazı kişiler hakkında söylediğimi de aslında birçok yayında net olarak belirttim. Bunun dışında... Teşekkür ederim zaten... Çağdaş Bey. Evet, Çağdaş Bey. Beni teyit ettiğiniz için de ayrıca mesleki dayanışman için de teşekkür ederim. Çağdaş Bey. Her zaman. Zaten şunu da belirteyim. Ben dosyadan çekildim. Evet, ama bunun sebebini de ısrarla açıkladım. Israrla kara para olduğu söyleniyorsa... Bu söylentiler hala herhangi bir delile dayanmış değil. Şüpheler var, vesaireler var ama şüpheden her zaman sanık yararlanır. Ona da ortada teşekkür ederim. Ortada sanık da yok. Ortada hala bir sanık yok. Ortada hala şüpheliler var. Şunu da söyledim. Bu dosya hukukçu böyle konuşur etti. İşte. Evet. Çünkü hukuken olması gereken işlemlerin tamamen dışına çıkıldı. Hukuksuzca kendi reklamını yapmak isteyen bazı kişiler tarafından bu dosya hukuksuzca müdahaleye uğradı. Ve bunun sonucunda da bazı gelişmeler olası dışında oldu. Ha, şu anda dosyada Hüseyin Bey devam ediyor. Allah yardımcısı olsun. Kolaylıklar diliyorum. Sonuçta Engin de Dilan da benim müvekkilim olmalarının yanı sıra aynı zamanda arkadaşımdır, aynı zamanda komşumdur. Bu insanlar benim eski müvekkilimin olması hasebiyle dosyadan çekildiğim için düşmanım olacak halleri yok. Evet. Ben daha önce de defalarca söyledim. Lütfen gerçek ortaya çıksın. Eğer bir kaçak varsa, eğer bir kara para aklama varsa, suç varsa ceza var. Ama yok o onu söyledi, yok bu bunu söyledi. Söylemelerle dosya olmaz. Çağdaş Bey. Lütfen. Çağdaş Bey. Lütfen şu dosya bir açıklansın. Evet. İddianame yazılacaksa yazılsın. İddianame yazıldıktan sonra artık biz bir delil vesaire dosya görürsek hukuken bir tartışalım. Yoksa artık şu olaylar, şu dosyalar bir magazinin dışına lütfen çıksın. Türkiye'nin çok daha önemli gündemleri var. Tamam. Hukukun içine çekmeye çalışalım o zaman bu dosyayı. Az önce dediniz ki Ali Eyüboğlu ben. Yani niye çekildiğim belli. Kusura bakma ben yaptığınız avukat arkadaşın görevi bitmiş. Bütün açıklamaları okudum. Bir dakika soralım ayrılacak. Son açıklamanızda diyorsunuz ki sakınca yok ama. Söylentiler artık delil niteliğine dayandı mı? Söylentiden delil mi olur ya? Lütfen ama ya. Evet. Çekilme amacım bu dosyadan rahatsız oldum. Evet. Rahatsız oldum. Çağdaş Bey, söylentiden delil olur mu dostum? Aslında sen onu kastediyorsun. Ben ısrarla söylüyorum ama anlatamıyorum galiba. Ya pardon da biz gerizekalı mıyız? Söylentiler artık delil niteliğine dayandı mı? Evet, dayandı. Aklımızda alay etmeyin lütfen. Hayır hayır, ironi yapıyor. Diyor ne ki, ironisi ya? Evet, ironi yapıyor. Çağdaş Bey diyor ki ya öyle bir hale geldi ki neredeyse söylentiden delil üreteceksiniz. Söylentiler artık adam haklı konuşuyor. Diyor nasıl? Ki söylentiden delil haline getirdiniz diyor ya. Adam haklı konuşuyor. Biz mi getirdik bunu? Sizi demiyorum. Seninle ne alakası var abi ya? Ali Bey, siz konuyu niye üstünüze alınıyorsunuz? Ben üstüme almıyorum. Okuduğumuzu şimdi siz diyorsunuz ki adam tam bir hukukçu olarak konuşmuş, dönüştürüyorsunuz laflarını ya. Adalete zarar veriyorsunuz. Bazı sosyal medya kullanıcısı, gazeteci adı altındaki kişiler kendi reklamını yaparken deseniz buradan ben Hüseyin Kaya'yı çıkarmam. Şimdi sordum, ben değilim dedi. Ben de değilim. Çağdaş Bey de benim olmadığımı söyledi. Tamam. Şimdi diyor ki bunu... Ama soruyu sorarken dedin ki sana da bir gönderme var. Evet, Çağdaş Bey'in konuştuğu tarihle benim bilgisi yok ki. Ben onu öyle anlıyorum okuduğumda. Sizi Çağdaş Bey biraz evvel Hüseyin Bey çiftin avukatı olarak dedi ki yeni savcı... 2 günde çıkarır dedi. Siz aynı fikirde misiniz? 2 günde çıkar. Beni ilgilendirmez. Ben dosyadan çekilmişim. Hayır, dosya bir hukukçu olarak. Dosyanın avukatı olmayanla niye mukayese ettiriyorsun? Bunun kamu yararının ne tarafı var? Şu andaki son gelişmelerden Hüseyin Bey dosyaya hakimdir. Kendisi açıklamalarını yapmıştır. Şunu belirteyim. Yaptığım açıklamanın nereye gittiğini merak ediyor Ali Bey sanırım. Ben bu açıklamayı daha dosyada Hüseyin Bey falan yokken, hiç kimse yokken, Engin'le birlikte Twitter Space odasında 22-23 bin kişinin önünde kimin reklam yaptığını açık açık söyledim. 5 saat yayın yaptık biz. Orada hangi hukukçuları, hangi kendini gazeteci sananları kastettiğim ortadadır benim. Ya ama pardon da o yayında evet. O yayında Dilan Polat daha sonra bağlanıp suçlanan gazeteciden özür dilemedi mi? Hayır. Suçlanan gazeteciden değil. Murat Ağrel'e haksız bir eleştiri yaptı Engin. Ne olduğunu anlayamadan bir eleştiri yapmıştı. Evet. Onunla ilgili dedi. Başka bir şey değil. Evet. Teşekkür ediyorum yayına bağladığınız için. Teşekkür ederiz. İyi günler Çağdaş Bey. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sizi bir şekilde yanlış yönlendirmiş, azlettik diye herhalde Engin Polat. Azledilmedim diyor. Şimdi sana bir şey söyleyeyim dostum. Ha. Ben azledilme belgesini şimdi şeye gösterdim, Ali Bey'e. Ama Çağdaş Bey'e saygı duyduğum bir meslektaşım olduğu için açıklama dedim. Doğru mu abi? Evet. Ben de açıklamadım. Açıkladınız şimdi. Şimdi çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Beni sıkıştıramazsın. Ben sıkıştırmıyorum. Bak, merak ettiğim soruyu soruyorum. Ben insanlara haklı da olsam, bak insanların Çağdaş Bey benim meslektaşımdır. Onunla var ya... Çağdaş Bey'e gönderim WhatsApp'tan. Bir dakika. Niye göndereyim? Onu üzmek istemedim. Evet. Ali Bey'e de dedim ki bak bu bir haber niteliğindedir. Azledilme. Sözlü olarak Engin Bey ve Dilan Hanım dedi ki biz Çağdaş Bey'le çalışmama kararı aldık. Ama ben bunu hiç paylaşmadım. Neden? O benim bir meslektaşım. Onlarla hukuku var. Belki tekrar hukuku olacak. Bilemiyorsun. Benimle hukuku olacak belki. Ben nezaketen azletme belgesini paylaşmak istemedim burada. Şimdi çıktı ortaya. Ya buna sebepsiz oldunuz. Ben de buna sebepsiz oldunuz. Söyleme dedi, ben söylemedim ama kendi söylediği için niye söylemek durumunda kaldım? Evet. Bir şeye, insan sözüne itimadı sağlamak için insanın sözünün bazen belgeden de önemli olduğunu anlamanız için zor da kaldım. Bir sorun değil, her avukatta azledilebilir. Açtım buradan Ali abiye azilnameyi gösterdim. Ve dedim ki Çağdaş Bey bundan üzülür. Söylemeyelim. Üzülmeyecek mi şimdi? Şu mantığı görüyor musunuz? Nasıl mantık? Bu bir mantık değil işte. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bak, siz başında ortaya şimdi bir şey attınız. Ben Çağdaş Çelik'e söyledim. Bak, kendisi değerli bir hukukçu sizin gibi. Basit mantıkta önermeler arasında bağlantı olur. Tamam. Lütfen önermelerimiz arasında bağlantı kuralım. TMSF'ye teşekkür eden Dilan Engin Polat avukatının çünkü herkese hakkını vermek lazım. Suçlanan ürünü internetten satışa sunduğu için. Çünkü içinde bir şey yok. Tertemiz mal. Evet. Aynı TMSF el koyduğu araçları da otomobilleri emniyete verdi. Verirken de cevval kesildim, veremezsin dedim. Burası bir hukuk devleti. Evet. Çağdaş, anayasal bir sistem dedim. Dedim ki sen bu araçları mahkeme kararı olmadan hiçbir yerde sergileyemezsin dedim. Ama şimdi de övüyorum. Hukuka uygun ne varsa övüyorum. Hukuka aykırı ne varsa Şahin gibi karşısında duruyorum. Concordato çetesi mi bir Comanchero çetesi mi ne? Ben ilgilendirmiyorum. Bütün otomobillerini polise devletin verdiler. En güzel fotoğrafı, devletin en yakışıklı fotoğrafı hukuka uyduğu fotoğraf. Engin Polat'ın da bir jipi var o şeylerin arasında. Yani bir taraftan kremleri piyasaya süren TMSF'ye teşekkür ediyorsunuz. Öteki taraftan da hukuku ihmal ettiler. Bana göre de sonuçlanmadan bir dava... Toplumun çoğu beni %100 haklı görmesin. Kısmen siz de haklı kalmayı deneyin. Evet. Ben hep haklıyım. Sorularınızla hep ben haklı çıkmayayım bu programdan. Biraz da siz çıkın. Biz gayet haklı çıkıyoruz, merak etmeyin. Az evvel söylediklerinizin hepsi reddedildi. Hayır, reddedilmedi. Çağdaş Bey'i aradınız, Çağdaş Bey'le... Çağdaş Çelik'e doğru mu dedim? Harika, ilk defa Çağdaş Bey'le iki avukatın... Tamam, iyi paslaştınız. İyi paslaşalım, adamla ilk defa görüştüm. Birbirinize övgüler. Offside'den golü taktınız. Evet. Taktık, niye? Bir şey söyleyeyim. Evet. Bak bu... Evet. Bunu Hüseyin Bey, programın sonuna kadar madem saklasaydınız belgeyi, bittikten sonra da Çağdaş Bey'in numarasını benden alsaydınız, sevgili meslektaşım sana gönderiyorum. Benim onların haberi olmasın deseydiniz, eğer kırılmasını istemiyorsanız. Çok hakkaniyetli bir davranışla Ali abinin de... Bir dakika... Siz iddia ettiniz. Beni test etti. Ben reyting heyecanına kapılıp bunu kapılmayacağını test ettim, evet. Ve abi olarak geçti testten. Evet. Ben de dedim ki Çağdaş Bey bundan üzüntü duymasın. Her avukat da azledilir. Her müvekkil iyi değildir, kötü değildir. Her türlü insan halimiz vardır. Avukat da böyledir. Ben de söylemek istemedim. Dedim ki Çağdaş Bey'in makul, aslında sizin anladığınızın ötesindeki bu açıklamalarla çokça beni desteklediğini, hakikatin içinde olduğunu, söylentiden delil olmayacağı gerçeğini, yanlış anladığınızı size ifade etti. Çok teşekkür ediyorum. Ya söylentiden delil değil, bir daha cümle okuyorum. Kelime oyunu yapmayalım. Evet. Söylentiler artık delil niteliğine dayandı mı? Evet. Bıkmış adam, bıkmış. Avukat diyor ki söylentili... siz bir şey yok önce diyor. Önce duman göründü, sonra geminin bacası, sonra gemi. Avukat bıkmış. Diyor ki topluma. Medya diyor ki söylenti neredeyse bu söylentileri delil zannedeceksiniz diyor. Ya sonuçta bir iddianame hazırlanacak. Evet. Yargı başlayacak. Ak ve kara güzel konuşacaktık. Sabah hem Trabzonlu senin sinirimi, sen de benimkini biraz çıkardım. Bu kadar ünlü bir davayı alırsanız Çağdaş Çelik'le daha çok konuşulur. Siz daha çok konuşulursunuz. Tamam, konuşalım. Evet, nerede? Yani Dilan Polat avukatından ümidi kesti de astroloğunu mu çağırıyor? Ben ne zaman çıkarım diye. Astroloğunu çağırma falan hikayesi yok. Ne o? Hiç öyle bir şey yok. Dilan Polat açıklama da yaptı. Gittim sordum da. Hatta biraz sinirli de gittim. Ne astroloğu dedim. Ben bırakayım o zaman, astrolog girsin duruşmalara. Bravo. Evet. Yok öyle bir şey dedi. O da mı palavra? Abi bu ülkede... Ya kadının açıklaması var. Diyor ki Şubat, Mart ya da Nisan'da en geç çıkar. Evet, ben de 2 gün içinde çıkması lazım diyorum.